Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok değişik, güzel bir video paylaşmak istiyorum. Isıtma sistemleri, merkezi doğalgaz ısıtma sistemi nedir, nasıl yapılıyor, hangi aşamaları var, nelerden oluşuyor, onları size göstermeye çalışacağım. Öncelikle saatimizi gördük, ardından saatten sonraki bağlantı bu şekilde. Şöyle bağlantılar var. Şu yukarıda gördüğünüz beyaz şeyler sensörler arkadaşlar. Herhangi bir gaz kaçar veya da böyle bir tehlikeli bir durum olursa sistemi kapatmak için şuradan aşağı indiğimiz zaman şöyle bir tane elektrik panomuz var, elektrik sistemi. Şöyle açıyoruz. Buradan elektrik sistemleri var. Elektrik işini ayarlamak için elektrik panomuz var, böyle bir tane. Şuradan bir daha kapatalım. Açma kapama düğmeleri. Daha sonra borumuzu takip ediyoruz. Bakın şöyle sarı olarak boyanmış borumuz. Burası bir kazan dairesidir. Size tüm detayları göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, burada 4 tane büyük merkez sistem kombimiz var. 24 tane daireye ayarlı. Her bir kombi 6 daire için ayarlanmış şu şekilde. Daha sonra 4 tane kombimiz var. Şu an havalar biraz iyi olduğu için bir tane kombimiz yanıyor. Bakın şu anda 4 tane var. Havanın soğukluğuna göre -30-40'larda 4'ü birden yanabilir. Şöyle baca sistemleri var. Her biri için ayrıca bir baca sistemi var. Bu bacalar ortak bir bacaya bağlı. Ortak baca da buradan dışarıdan direkt dışarıya bağlı. Şurada bacanın altında bir borumuz var. Pis su boruyu şuradan alıyor arkadaşlar. Bakın şurada her bir kombinin altına da bağlıdır. Şuradaki pis suyumuz geliyor. Şuraya geliyor arkadaşlar. Şurada mavi bir kutu var. Bu mavi kutunun içinde çeşitli tuzlar falan var. Bu su bunun içine geliyor. Bakın şuradan akan suyu görebiliyorsunuz. Zehirli olan atıkları temizlenip kanalizasyona veriliyor. Şu zehrini atmadan dışarı atılmıyor. Şu kutu o işe yarıyor. Çünkü içindeki su zehirlidir. Evet, şimdi gelelim cihazın bağlantılarına nelerdir. Bu devir daim motorudur. Her bir kombide bir tane var. Gördüğünüz gibi 4 adet. Ayrıca burada da devir daim motoru var 2 tane. Bunlar destekleyicidir. Yetersiz kalırsa bunlar da sisteme devir daim yapabilir. Şu şekilde. Evet, tekrar kombimize geçiyoruz. Şimdi bunlar su. Bakın şu an bu su sıcak. Ondan sonra su girişi, çıkışı. Ondan sonra doğalgaz bağlantısı, elektrik bağlantıları. Şöyle bakın içindeki suyun kalitesini görebiliyorsunuz. Şu an rengi nedir? Bakın şuradan 4 tane var. Bakın şu hiç çalıştırılmadığı için bunların renkleri beyaz. Onlarınki değişik değişik. Şimdi bu 4 tane cihazda bir tane kontrol ünitesi var. Şu şekilde. Şu an bakıyoruz şuraya. Kazan sıcaklığı 48 derece, hava sıcaklığı 5 derece, damlama 44.5 derece. Şimdi sisteme göre bunu ayarlıyor. Buradan açma kapama düğmesi var. Buradan derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Aşağı yukarı. 4 tane kombimiz var. Şimdi kombimizin içini görüyoruz. Şu şekilde bu kombinin içidir. Şöyle detaylı bir şekilde görün. Kombimizin altında, bak şu yanmadığı halde bunun içindeki su da sıcaktır. Çünkü diğer kombilerle beraber çalıştığı için. Daha sonra sensörler var arkadaşlar. Isı sensörleri, doğalgaz sensörleri. Ne işe yarıyor artık, onu hangisiyse onu tam bilemiyoruz. Bunlar sensördür. Bunlar ısı ayarı falan yapıyor. İşte doğalgazın dengeli bir şekilde, suyun dengeli bir şekilde ısıtmasına yarıyor. Yukarıda motorlar falan var. Bildiğiniz kombi içidir bu arkadaşlar. Daha büyük bir kombi olarak düşünün. Kombilerden gelen sıcak su şöyle büyük bir toplama yerine geliyor. Şuradan arkadaşlar şuraya geliyor. Buradan 2 tane bina var. Her bir binaya dağılıyor. İşte şu şekilde. Daha hızlı su basması için büyük kocaman bir basınç tankı kullanılıyor. Ondan sonra buradan da borular vasıtasıyla dairelere falan gidiyor arkadaşlar. Bu şimdi
şu 22 derece gösteriyor bak burada. Evet. Bu 22 derece dairelerden gelen suyun sıcaklığı. Daireden ha dönen suyun tabii, sıcaklığı. Tabii dönen suyun sıcaklığı. Tamam buradan evet. 48 derecede gidiyor orada evet. 22 dereceye geri dönüyor. Şimdi o 48 dönüyor. Derecede kendisi ayarlıyor. Evet. İşte dışarıdaki dış havanın sıcaklığını ölçüyor. Evet. Tamam mı? Dışarıdaki havanın sıcaklığına bak şimdi burada onu göstereyim sana. Dışarıdaki havanın sıcaklığı şu anda 5.7 santigrat diyor. Bak evet, burada. 5.5 derece. 5.5 derece diyelim. Bu 49 dereceye ayarlamış, kendisi ayarlamış, otomatik ayarlıyor. Tamam, orantılıyor. Orantılıyor, kendisi orantılıyor, otomatik tamam, olarak evet. Orantılıyor. Burada... Dairenin içindeki su sıcaklığı şu an ne kadar? Dairenin içindeki, petekteki. Petekteki sıcaklık, bir saniye dur bakalım, onu da şuradan göstereyim sana. 22 dereceye ayarlı şu anda. Gelen suyun sıcaklığı. Ha, oradan 35 tabii. derece 40 derece gidiyor. Gel yani, dönene kadar tabii. 22 derece bu şimdi, oluyor. Bu 22 dereceye göre ayarlı daireler. Evet. Bunu 22 derecedeki dairelerin suyunu 22 dereceye ayarlamak için kazan kendisi otomatik olarak 49-50 derecede yakıyor bunu. Evet. Yakıyor ki onu dairelerdeki suyu 22 dereceye ayarlayabilmesi bizim için. Orada herhangi bir müdahalemiz yok. Yok yani yok derecede. Yok kesinlikle. Hayır, hayır. Sadece ne yapıyoruz bunu çalıştırmak için? Mesela bu çalışmıyor, başlatacağız. Şimdi bu buradan şurası açma kapama düğmesi. Bir kapatalım önce. Şimdi sistemi kapattık. Şu anda şu anda su giriş çıkışı yok. Hiçbir yok şu anda hepsi kapandı. Geldik hava soğudu. Kombimizi evet. açacağız. Kombimizi açmak için ilk önce bunu açıyoruz. Evet. Bekliyoruz şeyini açsın diye. Sistem kendini sistem açıyor. Sistem kendini açıyor şu anda. Şu anda başladı. Sistem otomatik kendini açtı. Gazı verdi. Kombiye. Kendini ayarlıyor. Dışarıdayım sıcaklığını ölçüyor şu anda. Şu anda bir... tabii dışarıda... Ne diyor herhalde? Şey mi? Hacı bu soğuma kaç derece acaba? Yani bu kaç derece? Tabii onu ölçüyor şu anda bak. Şu an parmağını ıslattı havaya doğru tutuyor. Aynen kaç öyle. Derece? Şey gibi dışarının ölçümünü yaptı. Evet. 5.5 derece diye. 5.5 derece. 5.5 derece diye ölçtü. Şimdi de şeyin sıcaklığını ölçecek. Sistemin sıcaklığını ölçecek. Tamam. Dönen suyun sıcaklığını ölçecek. Ondan sonra ateşleme sistemini başlatacak. Şu an henüz ateşleme başlamadı. Yok başlamadı. Şu anda daha suyu çekiyor. Şu an diyor valla ne oluyor ne bitiyor hele bir bakayım. Biraz sonra başlayacak şimdi bak. Şimdi o kendisi ölçecek çekecek suyu. Evet. Peki mesela ilk açtığında sistem çok soğuk. Su soğuk ya. Evet. Bu bir 24 dairenin suyunun sıcaklığının 22 dereceye geri dönmesi ne kadar bir zaman alıyor? Yarım saat 40 dakikayı buluyor. 40 dakikayı buluyor. Evet, yarım saat 40 dakikayı buluyor. Şu anda suyu... Bu sistem zaten 24 saat sürekli açık değil mi? Tabii, kendini 24 kapatmıyor. Saat açık. 24 dışarıdan saat. Sıcaklığını ölçüyor. Ölçtükten sonra dairelerin sıcaklığı, sıcak gelen suyu yani normal dairelerden gelen suyu karşılaştırıyor. Evet. Eğer dairelerdeki suyla dışarıdaki sıcaklık düşükse birbirlerini otomatik olarak suyu yakıyor mesela, ısıtıyor. Isıtıyor, suyu ondan sonra dairelere sıcak su basmaya başlıyor. O içerideki ortamın, daire ortamının 22 dereceye ayarlayana kadar buradaki suyu sıcak ısıtıyor basıyor, ısıtıyor, ısıtıyor basıyor. O su tamam olunca, 22 dereceye gelen suyun 22 dereceden ayarlı tam olunca kesiyor yapmayı. Otomatik kesiyor. Yani sürekli gaz yakmıyor. Sürekli ama tabii, yürü, sürekli şey gibi mu? Normal yani bildiğiniz cihazlar, ısıtma cihazları gibi tabii, bir şey. Tabii akıllı bir sistem. Evet. Akıllı bir sistem olduğu için yani çok böyle kara düzen gibi yani kömür kazanı gibi böyle bir dereceye ayarlıyorsun orada ver Allah ver yanmıyor yani. Elektrikte gitti mi kazan patlıyor. Yani o da maalesef o şey olur sıkıntı orada. Elektrik gidince öyle oluyor ama işte burada bu sistemde tasarruflu bir sistem bence. Tasarruflu tabii, evet. Tasarruflu. Kazana hem göre daha tasarruflu. Emekten tasarruf. Tabii. Mesela. Daha güzel oluyor. Hem bugün bir kaloriferci tutsanız bu daireye ne kadardan yakar mesela? 1000 liradan aşağı yakmaz. 1000 lira. En az 1000 lira ayrıca. En az 1000 lira. Yani şimdi bu sistemi yakan arkadaş mesela bize 300 liraya yakıyor. Evet. Sadece geliyor burayı temizliyor, buralara bakıyor. Ondan sonra işini yapıyor.
herhangi bir arıza da şurada bunda hemen sistem şey arıyor. Yani bir sorumlu arıyor. Olması tabii, açısından mecbur yapmak yoksa zorundayız. Çok iş yok aslında. Yok yok çok iş yok. Öyle bir arıza sistemin arıza oluştuğunda zaten bunu hemen servisi arıyor. Geliyor servis. Gerisini teknik olarak servis ilgileniyor. Başka bir ilgilenen kimse yok. Bunların garantisi 2 yıl zaten. Onlar standart evet, şeyler. Garantileri 2 yıl. Şimdi bu başlamadı. Bu kadar bekledik. Sistem zaten hazırdı ya. Evet. Biz kapattık. Kapatmadan önce sistem hazırdı. Şu an çalışıyor mu? Tabii şu an çalışıyor. Şu an yanıyor mu? Tabii yanıyor şu anda. Evet şu anda yanıyor zaten. 47 derecede yanıyor şu anda. Görüyorsunuz bak. Arkadaşlar. Kazan sıcaklığı 47 derece. Dış hava sıcaklığı 5,5 derece. Evet. O gelen su zaten 22 dereceydi. Eğer biz sıfırdan açmış olsaydık sistemi 4'ü birden şeye geçtik. 4'ü birden tabii kendini yakacak bir an önce ısıtması için. Tabii bunun özelliği bir özelliği de buradan açtığımız zaman mesela havanın sıcaklığı düştü. Eksi 20 dereceye, evet. Eksi 30 dereceye düştü. Bu tek başına yetmiyorsa hemen öbürküne diyor ki sen de yan diyor. Hacı sen de başla. Tabii o dürtüyor parmağıyla diyor ki hemen ona işaret gönderiyor. Hemen sobaya odunu koyuyor. O diyor ki ben yandım diyor ama diyor yetmiyor sisteme yetmiyoruz diyor. Evet. Hemen üçüncüye diyor ki arkadaş diyor sen de yan diyor. Bak diyor yetişemiyoruz sisteme diyor. Evet. Ondan sonra o da yanıyor. O da yetmeyince öbürkü diyor ki hadi sen de diyor çalış diyor. Öbürkü dördüncüyü de yakıyor. O da yetmezse. O da yetmezse sürekli yanlar. Zaten yetiyor bu. Yetmesi. Ulan diyor şey. Neymiş bu? Yok yeter. Evet bu, evet bayağı güzel bir sistem. Yani bunun yetmemesi imkansız. Eğer yetmeseydi zaten 5.'yi de koyarlardı. Bu normalde 24 daire ayarlanmış ama kaç dairelik mesela kapasite 40 daire 50 daire kaldırır mı? Yani normalde bir yok o kadar çok kaldıracağını zannetmiyorum. Bir çünkü, 30 falan olursa ancak. Yani bunların şeyi olarak toplam bir şey var hesaplama sistemi var. İşte toplam ne kadardır işte diyelim 270 bin evet, litre olarak. Güçte yanıyor mesela evet. 270 bin kilo kalori diyor. Daire başını hesaplıyorlar. Daire başında onu 24 daireyle onu çarpıyorlar. Toplamını buluyorlar. Kaç diyor ki 300 bin. 300 binlik. Hepsi 300 binlik diyor mesela. Evet. Toplamı 300 binlik diyor. Toplamı. Bölüyor. Ha, 4'e bölüyor bunu. Her biri 75 binlik yani mesela. Yani onun gibi bir şey işte. Yani 300 bin, 400 bin neyse onun şeyini hesabını kendileri çıkartıyorlar. Ondan sonra ona göre şey yapıyorlar. Şu anda mesela bak körükledi. Evet. Ha. Şu anda 50 derece yaptı bak. Şu anda 50 derece yaptı. 50 derece yaptı. Daha bu ilerleyen saatlerde gecenin 12'den sonra falan daha da düşüyor sıcaklık. O zaman ikinciyi devreye sokuyor. He. Daha da yükseltiyor. Mesela 55 dereceye çıkartıyor. Evet. Sabah oluyor mesela 10'da 11'de falan. O zaman da hava sıcak ısınınca şeyi düşürüyor. Yanma sistemini doğalgaz çekmeyi düşürüyor. Ondan sonra daha fazla şey harcamıyor. Doğalgaz harcamıyor. Mesela. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde umarım aydınlatıcı bilgi verdik. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyoruz.